Herkese merhaba. Bugün size 2020 yazımı nasıl geçirdim kısa kısa özetler halinde bundan bahsedeceğim. 14 Mart 2020'de seyahat iznimizi almamızla birlikte İzmir yolculuğumuz başladı. Tabii ki ilk iş hasret gidermek oldu. İzledim. Her gün uzun yürüyüşler yaptım. Doğayı hatırladım, doğaya kendimi hatırlattım. Gün batımlarını kaçırmadım. Lise arkadaşlarımla uzun aradan sonra tekrar İzmir'de buluşma fırsatımız oldu. Bu sefer eskileri yad ettik. Bu yaz bol bol İzmir, İstanbul, Çeşme arasında mekik dokudum. İstanbul'a güzel bir haber için geldim aslında, ev bakmaya. İstanbul'da yaşayan dayılarımla doğum günü kutladık. Görmemişim. Ay, hakikaten ya. Şarkı daha şarkıyı bitirsin. İyi de. İyi seneler. Bu yaz havalardaydık. Özlediğim Ege mezelerine doydum. Çok güzel haberler aldım en yakın arkadaşımın bebek beklediğini. Rengarenk videolar çektim. Bir yıldır ev ziyaretine gidemediğim arkadaşıma ev hediyesi seçtim. Ve hasret giderdik, sonunda evini gezdim.
İzmir'deki tüm arkadaşlarımı görme ve onlarla vakit geçirme imkanım oldu bu yaz. Batu, ben deneyeyim istersen. Şu en büyüğümü alabilir misin? Arar bulurum izini, bilirsin sır deliyim ben. Yakarım, yakarım ve bağırırım. Ve tekrar İstanbul'dayım. İstanbul'da da gün batımlarını kaçırmadım. Ve Bozcaada'ya gittik. Babamla evlerimizi ayırmaya karar verdik ve eski evimizden taşındık. Tekrar Çeşme'ye geldim. Tabii ki yıllık doruk dürümümü yedim. İzmir'deyim. 10 Years Challenge yaparak Bihter'in ölümünü tekrar aynı ekip izledik. Ege'nin güzel koylarını keşfettim. Tuna'da kahvaltı yaptım. Boncuğumla aşk yaşadım. Ve yine Çeşme'deyim. Kardan abi, bizim sıkıntımız ne biliyor musun? Büyücü yaptık. Sen bana kazandık. Olabilir sen kaybolup gitme gelsen. Sabahtan akşama, denize, şarkı söylemeye, rüzgara doydum. Rüzgar okşa onun saçları. Denizlerime doyduktan sonra İzmir'e dönüş yaptım ve söğüşçü Aco'da söğüşümü yedim. Doğum günlerinde sevdiklerimin yanında olabildim. Bibliosmia'nın kitap kokusunu sevmenin literatürdeki adı olduğunu Pan Kitap Evi sayesinde öğrendim. Kitaba doydum. Bozcaada'ya, üzüme ve şaraba doydum. Mangala doydum. Doğaya doydum. Ve en sonunda İstanbul'a döndüm. Babamı evine, kendimi evime taşıma çalışmalarına başladım. Yani 2020 yazı benim için yeni kararlar aldığım, gün doğumlarını ve gün batımlarını izleyebildiğim, dostlarla güzel sofralarda buluşabildiğim, yeni, çok güzel haberler aldığım, doğayla iç içe olabildiğim, denize doyduğum,
Yıldızları seyredip dilekler tutabildiğim, eski dostlarla karşılaşıp hüzünlendiğim, incirin olduğunu görebildiğim, gün batımlarında dilekler tutup, kendimi fark edip, kendimi keşfedip, kendimi hatırlayıp, kendimi bulduğum bir yaz oldu. Hoşça kal 2020 yazı. Bana kattığın her şey için, kendimle yüzleştirdiğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.